Kyoto'dan herkese selamlar. Bugün benim doğum günüm 22 Haziran. Gülcünüz tam 35 yaşında artık. Bir saniye mikrofonumu açayım. Mikrofonumu açmıyordum kız. Önemli bir şey. Şimdi daha önceki kameramda yoktu ya benim mikrofon. O yüzden henüz alışamadım ama kameram mükemmel ya. Çok mutluyum. İyi ki almışım. Yani şöyle vesile oldum. Ben normalde almayı düşünmüyordum kamera. Çünkü ikisi vardı bunun ama üç. Efsane bir şey. Teknoloji bağımlısı oldum resmen burada. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Hemen anlatayım size. Şimdi Fuji Inari Tapınağı'na gideceğim. Sonra bambu ormanlarına gideceğim. Zamanım kalırsa da maymun sevmeye gideceğim. Ve her yeri göstereceğim size. İki gündür kamerasızlıktan var ya öldüm mahvoldum. Ay çok güzel etrafı göstereyim size. Gülcüğünüz 35 oldu. Ay burası klasik, bu şey demişlerdi bana işte asıl Japonya Kyoto falan demişlerdi. Eski tip Japon evleri, Japon tarzı geisha evleri falan filan. Buranın rameni meşhur, ramen yemeye gideceğim muhtemelen. Ay Osaka'yı böyle istediğim gibi yani gezdim ama daha iyi gezebilirdim ama zamanım yoktu. Kyoto'ya daha çok zaman ayırdım. Deve mi var? Sıcak kız, çok sıcak. Şimdilik Japonya'nın en kötü yanı ne biliyor musunuz? Çok pahalı şeyler, ulaşım. Yani sadece ulaşım pahalı, yeme içme bayağı ucuz ya. Ben mesela dün böyle bayağı bir steak falan yedim. Bira içtim, 600 lira verdim ya. Bayağı uygun yani, Türkiye'de öyle güzel bir steak'i 600 liraya yiyemezsin bence. Ve gittiğim restoran muhtemelen lüks bir restorandı. Öyle şey değildi. İçerideki tipler falan iyiydi. Garson marson da iyiydi. Lükstü yani kısaca. Öyle diyeyim size. Ay. Şimdiki. Sokaklar tertemiz Japonya'da. Kore'de de aynısı vardı. Lakin hiç çöp yok. Bunlar çöpleri nereye atıyorlar? Eve mi götürüyorlar acaba ya? O gerçekten merak konusu yani. Ay. Hangi şeyden gideceğim bakmam lazım şimdi. Fuji Inari için. Bir de kendime kimono bakmak istiyorum. Enişteniz bana kimono hediye etmek istedi. Yani o burada yok ama onun hediyesi olacak kısaca. Benim de kendime hediyelere boğasım var zaten ya. Bir insan kaç kere daha 35 yaşını Japonya'da geçirebilir? Bakalım seneye neredeyiz? Geçen sene doğum günümde ben Fas'taydım. Arkadaşım vardı yanımda. Ya inanılmaz kötü bir dönemden geçiyordum ve bana orası ilaç gibi gelmedi yani. Çok kötü bir zamandaydı. Ya o zamanki videoyu izlerseniz anlarsınız zaten. Bildiğiniz ben mutsuzdum yani şeyde Fas'ta. Ama bunun Fas'la alakası yok. Ben mutsuzdum. Başka şeyi yok yani açıklaması yok. Ve şey demiştim o zaman sabah kalktığımda, bir daha hiçbir doğum günümde bu kadar mutsuz olmayacağım. Şükürler olsun ki çok mutluyum. Evrene güzel enerji gönderin. Hayatım güzel, Japonya'dayım, 35 yaşında sağlıklıyım. Ne olabilir ki? Yani evin hep böyle pozitif şeyler yayın. Kameram çok güzel. Belirli periyotlarla kameram güzel diyeceğim bugün. Şu an ezberi yürüyorum ama şurada bir yerde şey olması lazım. Metro istasyonu. Heh, bir bakayım yine de haritaya ben de. Ay güzelliğe bakın. Ne yapıyoruz orada? Balık tutuyorlar galiba. Aynen balık tutuyorlar anladığım kadarıyla. Şuradan giriyorum şey için. Biraz yürüdüm. Ya iki aktarma yapmak istemedim o yüzden yürüdüm hem etrafı göreyim diye. Buradan bilet alacağım.
İşte ne kadarmış? 220 yene tek binişlik bilet alacağım. 220 yen ne kadar? 45-50 lira falan. Ulaşım çok pahalı ya. En çok ulaşım zorluyor ben. Ya dün bayağı mesela ulaşıma para harcadığımı düşünüyorum. Aynen. 650 yene buraya geldim. Şeyden, Osaka'dan. Ama şey içinde de harcadım yani. En az bir biniş 40 lira. Öyle düşünün. Biraz evet dedikleri kadar. Yeme içme ucuz, ulaşım pahalı. KH'yi arayalım şimdi. KH'yi bulalım. Şimdi bakalım bakalım. Şuradan, buradan. Gözüküyor mu acaba? Şuradan bineceğim. 4 durak sonra tapınaktayım zaten. Bir alayım da biletimi. Ne yazıyor acaba? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor bilmiyorum. Anlaşılmıyor. O kadar çok bozuk param var ki bozuk paraları harcayayım bari. Sen de başın kralı. Şuradan basıyoruz biletimizi. Şuradan çıkarıyor. Şimdik ne taraftan? Kesinlik. Bir şeye bakayım da ne olduğunu. Hepsine tek tek bakmam lazım yani. Şuraya bineceğiz. O zaman beni trende şuradan gelecek diye düşünüyorum. Ay. Stresli oldum bugün. Gözükmüyor kıyafetim ama şey yapamıyorum, döndüremiyorum ama. Pis pembeyim. Annem artık edepli giydiğim için çok mutlu. Geliyor trenimiz sanırsam bu. Kızlar şekil yapıyor şurada. Ben de kendimi yapayım. Yerde var yaşasın. Doğru biniyormuş. Doğru bilmediğimi şöyle anlıyorum. Kameraya bakıyorum. Haritaya bakıyorum. Doğru yöne gidiyorsam ok diyorum. Çok spesifik şeyler ya. Basit şeyler aslında. Çekilerim özledim. Göremiyorsun. Yirmi kez Haziran çok sevdiğim bir gün biliyor musunuz? Gerçekten doğum günümden hariç yani 22 Haziran olayını seviyorum. Şimdi insanlar bana genelde bunu hep söylüyorum ama şey diye soruyorlar. Nasıl yönünü buluyorsun? Nasıl oradan çıkıp oraya giriyorsunuz? Arkadaşlar Google Maps'te gireceğiniz durağa, işte ineceğiniz durağa, ne kadar para ödeyeceğinize kadar hepsi yazıyor. O yüzden hiç sıkıntı olmuyor. Allah'ım bu kalabalık ne? Önce şu kalabalıktan bir uzaklaşayım da şey yönümü bulmam lazım. Bu niye açıldı ya? Şu saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Ne diyordum? İşte nasıl yönümü buluyorum? İnternet, Google Maps mis gibi çalışıyor Japonya'da. Kore'de biraz yavaş çalışıyor. Orada Never Met çalışıyor, güzel. Öyle yani. Aha sokağa bakın. Bu sokaktır diye düşünüyorum. Ay inşallah geçe görürüm. Bakalım doğru yöne mi gidiyoruz?
Yes, doğru yöne gidiyorum. Kızlar giyinmiş kimono. Bugün artık ramen mamen bir şey yiyeyim ya. Ah, şundan da yiyebilirim. 600 yen. Şey. Güzel görünüyor. 3 tanesi ne kadar? 300 yen. Her yerden güzel kokular alıyorum. Ama önce tapınağa gideceğim. Japonya'nın en önemli tapınaklarından biri. Ve bu da gülcüğünüz tabii ki. Ay, önüm açılmış. Kapatayım. Burada güzel bir şey var. Ne bu? Anıt mı? Tapınak mı? Küçük anıt, küçük tapınaklar. Teyzeye bakın, tam Japon. Aha, geldik. Şurası kapının girişi zaten herhalde. Tren gelecekmiş de kapattı şurayı. Birazdan geçeceğiz diye düşünüyorum. Nerede bu? Ha, şuradan geliyor. Şunun altında kaldığını düşünsene, cort diye. Niye böyle saçma sapan şeyler düşünüyorum, ben de bilmiyorum. Sağ ol bebişim, yolları açtığın için. Minik Japonlar ya, ellerinde şeylerle dolaşıyorlar, şemsiyelerle dolaşıyorlar. Ay, burada ne varmış? Neyse, sonra girerim ya. Bu neymiş? He, taze her şey. Ama şu an bir kokusu var. Aman yarabbim, sushi mi yapıyorlar lan? Aynen, taze sushi yapıyorlar. Ama kardeşiniz bir köylü olduğu için sevmiyor. Ne yapıyorsun ya, bir anda önüme durdun. Üstünü ezeceğim, cort diye öleceksin. Aha, gördünüz zaten şunu. Bu işte, şu işaretin olduğu yer. Asıl Japonya deyince genelde bu çıkar zaten direkt. Ay, buradan Alpinoma bir şey alabilirim ben ya. Her şey güzel görünüyor. Marco'nun yerine de alacağım. Ya, çok tatlı her şey. Neyse, bakacağım sonra. Önce bir şu tapınak işini hallederim de. Sonra alışveriş. Şunlar maça şeyleri galiba. Şunlar. Ay, her şey çok tatlı. Kesin bir şey almam lazım şuradan. Bir tane tişört alabilirim mesela. White tişört. Ha, fark ediyormuş fiyatları. Kalitesi güzel mi bilmiyorum ama. Hava nasıl baskın, nasıl sıcak. Yarın yağmurluymuş. Şimdi şöyle, şunlar ne? Şunlar ne bilmiyorum. Bu ne lan? Ördek mi? Kuş mu? Şurada sıcak bir şey var zaten. Sushici. Ben sushi sevmiyorum. Şu çoraplardan alacağım. Burada
işte boyutları var hepsinin. Çok tatlı değil mi? Mesela şunu söyledin, sana bu geliyor direkt boyut olarak da. Her şey çok renkli, okul çocukları. Tatlı patates, tatlı mor patates. Bundan Türkiye'de var gerçi artık. Noodle yapıyorlar şurada. Bayağı da güzel görünüyor. İçindeki ne acaba? Lahana, bundan yenilebilir sonra. Aynen, lahana. Bundan yiyeceğim. Ne kadarmış? 500 yen. Ne kadar? 40, 80. 100 lira falan. İyi. Burada ne varmış? Burada da şey. Ne bu? Karides mi? Anlamadım. Şiş kebaplardan yiyeceğim sonra. Şundan zaten yemiştim şeyde. Kore'de hatırlıyorsunuz. Aa, takoyaki yapıyorlar. Asıl olayı bu. Bu çok meşhur şeydi Japonya'da. Ne kadarmış? Şundan daha sonra yiyebilirim. İçinde şey var. İçinde neydi bunun adı? Ahtapot var. Sonra deneyeceğim. Şu işimi halledeyim. Şunlardan da yiyeceğim. Her şeyi yiyeceğim galiba. Yes, geldik. Yes, geldik. Hemen bu anı ölümsüzleştirmeliyim. Hemen kendimi de çekeyim. Neredeyiz? Buradayız. Buradayız. 22 Haziran 2024. Seni çekmiyorum. Salak mı ya? Bir de şey dedi ilahi, yabancı bir kadın. Sen kimsin ki seni çekeyim ya? Mal. Neyse, sinirlendim. 22 Haziran 2024, 35. yaşımda Kyoto'dayım. Çak 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 çak, yap buraya şey gelsin. Alkış sesi gelsin.